Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programının bu bölümünde mansubat konusuna devam edeceğiz ve el mef'ul fi diyeceğiz ee, ve e, iki bölüm olarak inşallah bu konuyu işlemeye çalışacağız. El mef'ul Fih aslında zarflar demektir. Dolayısıyla bu konuda zarfları da işlemiş olacağız. Mete şemsu güneş ne zaman aydınlanıyor? Tuşriku şemsu sabahan. Güneş sabah aydınlanıyor e, ve e, burada meta ne zaman sorusunun cevabını sabahen olarak buluyoruz ki işte bu sabahen kelimesi mef'ulün fihtir e, ve e, zarfu zamandır zaman anlatıyor. E, dolayısıyla biz e, bu kelimelere daha önce zarf demiştik e, ismun mensubun mansup bir isimdir e, ve sabahen diye mansub okuyoruz. Yedülle ala zamani vukuğul fiil, yani fiilin gerçekleşme zamanına işaret etmektedir. Fiille alakalı olarak gelecektir. Buradaki tuşriku fiiliyle ve e, biz buna el mefuolu fih diyeceğiz. Demek ki el mefuolu fih derken e, zarfları kastediyoruz. Yani zaman ve e, mekan anlatan kelimeler mefulü fih'tir ve meful derken de zaten mansup olduğunu anlıyoruz. Tek başına böyle bir isim ise mutlaka fetha fethayla gelecektir. Sabahan şeklinde e, ki bunu görüyoruz. E, Tabi bunun mefuli fih olması için mutlaka fiille alakalı olması gerekiyor. Yani fiilin gerçekleşme zamanını veya mekanını anlatması gerekiyor. Mefuli fih olması için. Eyne yaqifu'l velad. Çocuk nerede duruyor veya bekliyor? Eyne nerede için kullandığımız soru idi. Cevabımız yaqifu'l veladu emamel babi. Çocuk kapının önünde bekliyor. Burada emame mekan anlatıyor önünde diyerek. Dolayısıyla biz buna zarfı mekan diyoruz. İsmun mensubun mansup bir isimdir yedullu ala mekani buqu'il fi'li yani fiilin gerçekleşme e, mekanına işaret etmektedir ve el mef'ulü ve el mef'ulü derken biz demek ki zarfu zaman ve zarfu mekanı kastetmiş oluyoruz Tabi el mef'ulü olabilmesi için e, fiilin e, gerçekleşme zamanına veya mekanına işaret etmesi e, gerekiyor eğer başka bir amaçla gelirse biz ona meful fih diyemiyoruz. el meful fih diyemiyoruz. E, fi zaten fi kelimesi de aslında bizim maksadımızı anlatmaktadır. Çünkü fi anlamı içinde olması gerekecektir. Fi içinde anlamına geliyor veya işte üzerinde gibi bir anlam içeren harfi cerdi. Dolayısıyla kapının sanki önünde derken oradaki de manasını bulmamız, yakalamamız gerekiyor mefulifi olabilmesi için. Zurtul marıdu asran. Hastayı ikindi vaktinde ziyaret ettim. Burada zaman anlattığına göre asran kelimesi zarfu zamandır ve mefuli fihtir. Dolayısıyla çünkü e, burada e, fiilin gerçekleşme zamanını anlatmaktadır. Teşteddül hararatu sayfan. Sayf yaz mevsimi demekti. Hararet yani sıcaklık yaz mevsiminde şiddetleniyor. Yine zaman anlattığına göre sayfan kelimesi zarf zamandır ve dolayısıyla mefûl fihtir. Celese fevkal cidar duvar üzerinde oturdu derken üzerinde anlamıyla fevka kelimesi zarfı mekandır e, ve zarfı mekanda e, aynı şekilde zarfı zaman gibi mef'ulü fihtir. El cennetü tahta aktamil ümehat cennet annelerin ayakları altındadır. Hadis-i şerifinde e, geçen e, zarf ise tahta kelimesidir ki altında diye bir mekan anlattığı için zarfı mekandır. Dolayısıyla mef'ulü fihtir. E, mansup bir e, isimdir. Nefsülü <laughs> yedeyni qablel al ve badehu. Elleri yemekten önce ve sonra yıkarız. Manasında ki cümlede iki tane e, zarf görüyoruz. Bir kabl önce anlamıyla zaman anlatıyor. İkincisi de onun e, zıtlı e, olarak bade kelimesi de sonra anlamıyla zaman zarflarıdır ve e, dolayısıyla mefulü fihtir. İkisi de e, burada. Tabi mutlaka cümle cümlede fiille e, yani fiilin gerçekleşme e, zamanına işaret etmesi gerekiyor. Merartu bir raculin indeke. Yanındaki adama uğradım. E, yanındaki manasıyla inde kelimesi burada zarfı mekandır. Çünkü yanında derken bir yerden bir mekandan bahsetmiş oluyoruz. Az <ez> zarful mutasarrif li zaman, mutasarrif zarflar tabi zaman için yani zaman zarfları. Mutasarrif demek başka amaçlar içinde kullanılanlar demektir. Yani mefulün fihi olarak değil. Mesela yevmül Cumaati mübarekun, Cuma günü mübarektir. Buradaki yevm kelimesi mübtedadır, mübtedadır. Dolayısıyla burada mefulün fihten bahsedemiyoruz. Derasna yevmel cumati. Cuma günü ders yaptık. Burada işte e, yevme kelimesi mefhulü fihtir. Demek ki hem e, mübteda hem fail hem mefhulü bi hem e, efendim başka e, diyelim ki mecrur bir isim olarak kullanılan zarflara mutasarrıf zarflar diyoruz. İstefit min cuma. Cuma gününden istifade et derken de burada e, mecrur bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla mef'ulü fih değil, min harfinden dolayı mecrur olarak gelen yevm kelimesi burada mecrur bir isimdir. Uhibbu yevmel cumati, cuma gününü severim cümlesinde de yevme kelimesi bu defa mef'ulün bihtir. Çünkü fiilin gerçekleştiği zamanı anlatmıyor. Fiilin gerçekleştiği zamanı anlatmıyor burada fiilden işte etkilenen normal mef'ulü bih olarak kullanılmıştır ki demek ki hem bih, hem mef'ulü fi hem mef'ulü bi hem fail mübteda veya mecrur bir isim gibi çok farklı kullanımları olan zarflara mutasarrıf zarflar diyoruz. Gayrül mutasarrıf ise sadece mef'ulün fi olarak kullanılan zarflardır ki mesela elledi yara ke hine tegum ayet-i kerimesinde işte sen e, ayaktayken ayakta olduğun vakit seni görendir. Hine, e, burada vakit anlamında, e, vakit anlamında ve e, sadece sadece mefulün fih olarak kullanılan bir e, zarftır. Yani bu mübteda, fail, mefulün bih e, veya diğer maksatlar için kullanılamayacağı için buna gayrül mutasarrıf denilmektedir bu tür zarflara fela تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى Hatırladıktan sonra oturma. Eee mealindeki ayette geçen e, mesela ba'de e, zarfı da e, sadece sadece zarf olarak kullanıldığı için yani e, fail veya mef'ulun bi veya mübteda olarak gelemediği için gayrül mutasarriftir. Femen yekfur <laughs> ba'du minkum ki ba'de ister eee fetha'lı gelsin ister bu şekilde ötreli gelsin. Mesela ayet kelimelerde ötreli de yani dammeli de gelebilmektedir ki yine yine zarftır ve yine sadece mefulün fih olarak kullanılmaktadır. ve biz buna mahallen mansup diyeceğiz. Dolayısıyla ba'du kelimesi de sadece zarf ya mefulün fih olarak kullanılıyor. Summe ba'atne min ba'dihi rusula Yine başında min ile gelebilir mesela bade zarfı. Bu defa badi olacaktır ama yine mefulün fih olarak karşımıza çıkmaktadır ki demek ki bade kelimesi başka bir amaçla kullanılamadığı için gayrül mutasarrıftır diyoruz. Yani mutasarrıf olmayan zarflardandır diyoruz ki buna başka örnekler de verilebilir. Mesela hine dedik veya kable dedik. Bunlar mutasarrıf değildirler. Peki mekan için de örnek verelim. Az zarfül mutasarruf lil mekani. Mekan için mutasarrıf olan zarflar. Yani başka amaçlar içinde kullanılabilen zarflar. Yeminüke evse'u min şimalike. Senin sağın solundan daha geniş gibi bir cümle mesela kurduğumuz zaman. yeminu burada zarf değil müptedadır senin sağından bahsediyoruz. Ondan haber veriyoruz. dolayısıyla yemin kelimesi burada zarf olarak değil başka bir amaçla kullanıldığı için yemin kelimesi yani sağ mekanı anlatan yemin kelimesi mutasarrıftır diyoruz. La tenzur ilel halfi bel unzur ilel emami daimen arkaya bakma sürekli bilakis sürekli daima öne bak manasında bir cümle buradaki El-Half yine fiilin gerçekleşme zamanı olmadığı için el emame. De öyle bunlar mecrur isimlerdir başında ila harfi gelmiştir ikisine de dolayısıyla zarf olarak değil mecrur bir isim olarak kullanılmıştır ve Half kelimesi Emame kelimesi demek ki mutasarrıf zarflardır. Yani mef'ulün fih olarak e, değil başka amaçlarla da e, sadece o amaçla değil başka amaçlarla da kullanılabiliyorlar. Eee li tekun vichetuke el yemin. Senin yönün e, işte sağ olsun e, cümlesinde e, burada e, li tekun kanenin emir kalıbıdır. Dolayısıyla e, buradaki el yemin kanenin e, haberi e, olacaktır. Kânenin haberi e, olacaktır e, ve e, yemin kelimesi hem zarf olarak yani mefulün fihi olarak kullanıldığı için hem de başka amaçlarla kullanıldığı için mutasarrıf bir mekan zarfıdır diyoruz e, yemin gibi halfe gibi emame gibi şimal gibi kelimeler. Peki gayrül mutasarrıf zaman zarflarını örnek verelim. Celestu fevkal menzil. Menzilin yani odanın üzerinde veya evin üzerinde oturdum gibi bir mana var. Faqa e, sadece sadece zaman e, mekan zarfı olarak kullanılabilmektedir. Başka amaçla kullanılamamaktadır. Yenamu tahte şecarati. E, ağacın altında uyuyor manasında tahte zarfı da gayrül mutasarrıftır. Neden? Çünkü sadece mekan için kullanılabilmektedir. Yani sadece zarf olarak fiilin e, üzerinde gerçekleştiği zarf olarak Racana min indihi mesela burada her ne kadar min harfiyle beraber de gelse indi kelimesi de e, sadece fiilin üzerinde e, gerçekleştiği mekanı e, anlatmaktadır. Yani sadece mefulün fih olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla gayrul mutasarrıftır diyoruz. Eee fenebezuhu ve e zuhurihim mesela onun sırtlarının gerisine attılar. Mealindeki ayet-i kerimede ve ra'e Gerisinde manasıyla bir mekan zarfıdır ve sadece mekan zarfı olarak yani fiilin üzerinde gerçekleştiği mekan olarak veya fiille alakalı mekan olarak kullanıldığı için mefun-i fihtir diyoruz. Ve sadece bu amaçla kullanıldığından dolayı da gayrul mutasarrıftır diyoruz. Demek ki başka amaçlar içinde kullanılan zarflara mutasarrıf zarflar. Ve sadece zaman veya mekan için kullanılan zarflara ise eee gayrül mutasarrıf zarflar diyoruz. El zuruful mebniye mebni zarflar ise harekeleri hiç değişmeyen e, zarflar demektir. E, Tetaharekül kavafil el an. kafileler şimdi hareket ediyor. El an e, şimdi manasıyla bir zamanı anlattığı için zaman zarfıdır ve bu hiçbir şekilde farklı bir harekeyle yani sonu mutlaka fethalı geldiği için mebni bir zarftır diyoruz. Ra'aytu Muhammeden emsi. Muhammed'i dün gördüm manasındaki cümlede emsi dünü anlatan bir zaman zarfıdır ve bu bunun harekesi de mutlaka son harekesi esre ile geleceği için eee mebni bir zarftır diyoruz. Fe'tu harsekum enna she'tum Ayet-i kerimede e, tarlanıza dilediğiniz e, işte yerden varın manasındaki enna. E, enna burada e, yer anlatan e, ve sonu e, bu şekilde e, a diye çeken e, bir zarftır ve son harekesi değişmediği için mebni zarftır diyoruz. İclis haysu yatı bu leke hoşuna giden yere otur manasındaki haysu yer anlatan yine bir e, zarftır yani mekan zarfıdır ve e, sonu mutlaka dammeli geldiği için sonu değişmediği için e, mebni zarftır diyoruz peki sonu değişenlere yine örnek verelim e, ez zarfı gayrülüm tasarrı sadece e, zarf için kullanılıp sonu değişenler mesela avanun beyne zalik beyne kelimesi sadece e, zarf için kullanılmaktadır ama son harekesi değişebilmektedir. Felemma belaga mecma beynihima. beyni diye de gelebilmektedir. Ve de indeha rizqa. Yine ayet-i kerimede mesela inde evet sadece zarf için kullanılmaktadır ama sonu değişebilmektedir. Mesela kalet huve min indillah. Min harfi cerri geldiği için min indi yani indi diye de kullanılmaktadır ama yine e, zarftır. Demek ki sadece zarf olarak kullanıldığı halde bu tür zarfların sonu değiştiği için biz bunlara mebni diyemiyoruz. Ee, mesela yine e, kezzebet kablehum kavmu nuhin ayet kirmede geçen mesela kable önce manasıyla e, gayrül mutasarrıftır. Fakat mesela kad halet min kablikum sunenun ayet kirmesinde geçen kable ise min harfinden dolayı kable değil, kabli şeklinde gelmiştir ki ötreli de gelebilmektedir. Ellezî bârekne havlehu mesela etrafını mübarek kıldığımız derken havle mekan zarfıdır. Ancak mebni değildir. Çünkü mesela ve yutehattafun <laughs> nâsû min havlihim ayet-i kerimesinde min ile havli olmaktadır. Yani mecrur olmaktadır. Demek ki sadece sadece zarf olarak kullanıldığı halde mebni e, olmayan zarflar da vardır diyoruz. Evet değerli izleyiciler, mef'ulün fi zaman ve mekan zarfı için kullanılan mansup kelimeler veya mansup ifadelerdi ki zarflarla ilgili diğer özellikleri de inşallah gelecek bölümde görmeye çalışacağız. Buluşmak dileğiyle.